Herkese merhabalar güzel arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle balkonumun güncel halini merak edenler varmış, onlar için güzel bir video çekeceğim ve sineklenmeye karşı ve zararlı tortular, sinekler olmasın diye iç mekan bitkilerine ne yapabilirsiniz, onlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, şu anda bu çektiğim video güncel videom ve balkonum. Şimdi çamaşır astım da bayağı da soğuk, İstanbul'da yaşıyorum merak edenler için. Şöyle yavaş yavaş sukulentlerimden size göstermeye başlayacağım. Şu saksıyı eski takipçilerim hatırlar. Buna dikim yapmıştım arkadaşlar. O kadar güzel coşmuş ki tam istediğim kıvama gelmiş. Şöyle göstereyim. İçindeki çiçekler çok güzel. Sardunyalarıma da geçeceğim. Sukulentlerimi göstereyim şöyle ilk önce. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar, böyle güzel. Bakın şöyle kaplarınız varsa, ben plastik kaplarımı böyle değerlendirmiştim. Ve bir ara nane dikmiştim hatırlarsanız. Pazardan aldığım nane demetinden böyle köklü naneler bulmuştum. Gerçi köksüz de olsa naneyi böyle toprağa saplayınca kök hemen salıyor. Şöyle çok da güzel kokuyorlar. Naneyi çok severim. Bunları başka bir yere de alabilirim. Biraz çoğalsın. Naneyi çok seviyorum çünkü. Böyle arkadaşlar bakın. Harika bir şekilde geliyor. Aralarda o kadar çok buna da sokuşturmuşum ki böyle çiçekleri. Bayağı bir yoğun duruyor bu da. Şurada da bir diğer sukulent cinsimiz. Bakın bunu da böyle şöyle gövdesini göstereyim. Ağaç yapmaya çalışıyordum. Ağaç gövdesi olsun diye sürekli yapraklarını buduyordum. Bakın şöyle hem altlarında var. Şahane bir çiçek. Bunu çok seviyorum ben. Sukulentlerim burada. Şu kenarda da kalanşolar var. Atlaslar var. Şimdi gelelim güncel sardunyalarıma arkadaşlar. Güncel sardunyalarımı şöyle bir göstereyim size. Şöyle iki haftaya kalmaz. Burada yine bir sardunya şenliği yaşayacaksınız. Bakın. Bu sevdiğiniz sardunya, ortası pembe, kenarları beyaz olan sardunyam. Bakın şurada iki tane tomurcuk var. Şu alttan yine geliyor. Şurada da yine aynı şekilde bir tane daha tomurcuk var. Yani şuralar tomurcuklarla dolu. Geçelim diğer sardunyama. Bu da pembe sardunyam. Bunu da çok seviyorum. Bakın nasıl tomurcuklu arkadaşlar. Güncel video merak edenler olmuş. Eski videolarımı paylaştım. Çünkü çok merak edenler oluyordu topraklarını nasıl yapıyorsunuz diye. Tekrar çekmektense eski çektiğim videoları paylaşmıştım geçtiğimiz günlerde. Şu an net arkadaşlar böyle sardunyalarım. O kadar da sağlıklılar ki. Bakın bakın içleri tomurcuklarla dolu, görebilirsiniz şöyle. Böyle iki hafta sonra burada da yine bir sardunya şenliği yaşayacağız. Üçüncü saksıma geçiyorum. Üçüncü saksım da yine öyle bakın. Tomurcuklarla dolu yine. Bakın içlerden de geliyor. Şu tarafa döndüğümde orası da aynı şekilde. Bir de ben burada yeşil kurtçuklarla da birazcık böyle cebelleşiyorum ama çok da böyle ilaç falan sıkmıyorum. Kışın zaten çok balkonu kullanmadığımdan onlar da rızkını yer diye bırakıyorum. Gördüğümü tabii alıp atıyorum. Böyle. Şu da turuncu sardunyam. Bu da bakın arkadaşlar şöyle. Üzerleri tomurcuk dolu. Ceylan gözümüz. Ceylan gözü sardunyamda bakıyorum. Burada da açmaya hazırlanıyor. Aradan geliyor. Ama birkaç tane daha. Şurada bir çeşit ceylan gözüm daha var. Ceylan gözü çok seviyorum. Onlardan birkaç tane daha edinebilirim. Şimdi şöyle. Burada da ceylan gözüm var. Bu az önce gösterdiğim kırmızıydı. Bu da böyle ebru'lu bir ceylan gözü arkadaşlar. Şu kafamı kaldırdığımda şurada bir sakız sardunyam var. Şurada da yine bir sakız sardunyam var. Sakız sardunyalarım 1, 2, 3 kök
sakız sardunyam var. İki kökte, değişik cinste ceylan gözüm var. Ceylan gözü tekrar alacağım. Şimdi size arkadaşlar şurada atlas çiçeğimi göstereceğim. Bu kırmızı atlas çiçeği. Ve şimdiden açmaya başladı. Havalar sıcak gidince bakın normalde Nisan, Mayıs, Haziran gibi açmaya başlıyor. Ama bu çiçeğim benim bakın şöyle tomurcuklanmaya başlamış bile. Bu da galiba pembe atlas çiçeği gibi güzel güzel açacak. Bakın hem çok sağlıklı hem çok sağlıklı dalları var. Böyle iri iri. Hem de böyle yakın odaklamıyor ama hem de tomurcuklarını böyle vermeye başlamış çoktan. Uçlarında da keza öyle. Şöyle bir şey kırmadan geleyim. Bakın. Şöyle uçlarında da var. Yani bu da güzel bir atlasım arkadaşlar. Bu arada şu anda güncel kırmızı atlas çiçeği almak isteyenler için atlas çiçeğim mevcuttur. Atlas çiçeği almak isteyenlere şimdi satış yapabilirim. Yani kırmızı atlas. Pembe atlasımı Mayıs Haziran gibi düşünüyorum. Ama kırmızı atlastan satabilirim. Ondan bayağı köklendirmiştim. Şöyle bu da hani ortancaya benzer sardunyamdı. Top gibi oluyor. Özel tür mü bilmiyorum ama şöyle bu da başlamış. Çok sağlıklı olduğunu yapraklarından zaten görebilirsiniz. Şöyle harika bir şekilde bu da büyüyor. Kaktüslerimi göstereyim size. Kaktüslerimi de böyle kendi hallerine bıraktım. Aralarına da böyle acemalıları falan diktim. Yine böyle kaynana dili kaktüsü de ekledim. Diğer ceylan gözlerimiz burada. Şurada da çamaşırlarım asılıyor ama. Ceylan acemalısı çiçeklerim havaların güzel gittiği sebebiyle havaların güzel sebebiyle erken açmaya başladılar. Şunlar tomurcuk. Bunların da açmasını dört gözle bekliyorum. Evet, şurada bir tane bir kız göstereceğim size. Arkadaşlar şunu kızımı okuldan aldığımda yolda buldum. Kurdele çiçeği diyorlar buna. Yapraklarını böyle kestim. Öylece kendi haline terk edilmişti. Ve köklerinde de yani kökleri şöyle şöyleydi. Köklerden temizledim. Tekrar yerine diktim arkadaşlar. Hiç böyle sokakta kendi haline terk edilmiş, atılmış çiçek görmeye dayanamıyorum. Bir bunu sokakta bulmuştum. Bir de bir tane daha böyle siboldi. Hangisiydi ya? Şöyle bir tane çiçeğim vardı hani hatırlarsınız. Bunu da sokakta bulmuştum. Böyle uzuyordu. Ucundan çiçekler sarkıtıyordu. Bu da arkadaşlar bakın açmaya başladı. Şurada da böyle bir hatıra, nişan hatırası çiçeği var. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi içeri geçip size sineklerden kurtulmanız için yapmanız gereken bazı tüyolar var. Onları vereceğim. Bu arada şuradaki atlaslarımı da görmenizi istiyorum. Acayip bir şekilde büyüyorlar ve gelişiyorlar. Çok güzel gelişim gösteriyorlar bakın. Şuradakiler şahane bir büyüme eylemindeler. Şunları da göstereyim size arkadaşlar. Bakın kalanşolarım. Kalanşolar da çok güzel. Şimdi içeriye geçelim. Evet arkadaşlar iç mekan çiçeklerimi göstermek istiyorum size. Bir bu kadarı da eşimin iş yerine götürdüm artık evde yer olmadığından dolayı. Deve tabanım sadece 3 yapraktı. 2 yıl önce almıştım bunu ben. 3 yapraktı arkadaşlar aldığımda. Gördüğünüz gibi aldıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaprak çıkarttı. Böyle köşeye konumlandırdım onu. Yine burada Dracaena Messegana türü bir çiçeğimiz var. Messegana türü bir çiçeğimiz. Burada da yaprak güzelim var. Bunu yeni edindim arkadaşlar. İftara bir akrabamıza gitmiştim. O bana verdi. Bunu da çok seviyordum. Edinmek istiyordum.
Fakat hani ben yazları burada çok olamadığım için biraz da korkuyordum. Hani kurutmaktan ama dayanamadım aldım. Arkadaşlar iç mekan bitkilerinde biliyorsunuz ki böyle şeyler çok oluyor. Parazitler, böceklenmeler, işte sineklenmeler çok oluyor. Bunun için size iki tane yöntem söyleyeceğim. Bir tanesi hemen şuradan göstereyim size. Tam bir antioksidan kaynağı hem de vitamin ve mineral deposu arkadaşlar. Ben bunu zaten kızlarıma balla karıştırıp veriyorum. Zencefil ve zerdeçal arkadaşlar. Bakın, zencefil ve zerdeçal tozu. Bu arada sürekli böyle öksürük şikayeti olan çocuklarınız varsa bu bir tatlı kaşığı zencefil ve zerdeçala, yine iki tatlı kaşığı balla karıştırıp macun haline getirip çocuğunuza verirseniz gerçekten bir anda öksürüğü kesiliyor. Bu da benim size bir tavsiyem olsun. Şimdi arkadaşlar bakın, benim çiçeklerimde sineklenme olmuyor. Şöyle eğer görürsem de hemen tedbirimi bu şekilde alıyorum. Ay, konuşurken de kekelemeye başladım o ara. Bu şekilde üzerine serpiyorum arkadaşlar. Bakın. Sineklenme olmasın diye. Bir de sulamaya da dikkat edeceksiniz. Aşırı derecede sulama. Zaten bu deve tabanı çok suyu sevmez. Aşırı derecede suladığınızda da bunları yaparsanız hiçbir fayda elde edemezsiniz. Çok aşırı suda, çamurlaşmış suda sinekler, böcekler maalesef oluyor. Bu şekilde arkadaşlar şöyle elinizle de toprağa böyle karıştırarak ya da üzerinde de bırakabilirsiniz. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Toprağa da çok faydası var. Vitamin oluyor. Magnezyum desteği sağlıyor çiçeklere. Antioksidan kaynağı olarak çiçeklere yine çok faydalı. Çok böyle büyütmeye yardımcı oluyor onları. Şu yeni aldığım çiçeğin dibine de bunu arkadaşlar 15 günde bir yapabilirsiniz. Sineklenme varsa 15 günde bir. 15 gün sonra da bakın bu böyle. 15 gün sonra da yani 20 günde olabilir. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra toz karabiber. Bende şu anda toz karabiber yok. Tane karabiber var. Toz karabiberi de şöyle göstereyim. Bu tane karabiber. Yine toz karabiberi 20 gün sonra da üzerine serperseniz kesinlikle sineklerin kaybolduğunu göreceksiniz. Bunlar sineklerden kurtulmanın iki tane tüyosu arkadaşlar. Başka yöntemler de var. Onları da bir sonraki videoda söyleyeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.